Koronavirüs salgınının global medyadaki yansımalarını, ülkelerin salgına karşı yaklaşımlarını ve Türkiye hakkında global medyadaki haberleri Artı Gerçek yazarı ve medya eleştirmeni Ragıp Duran değerlendirecek. Hocam merhabalar, bültenimize hoş geldiniz. Medya merhaba. Önce bugün yaptığım global medya taramasında ön plana çıkan konuları söyleyeyim. Trump ve benzeri liderlere yönelik tepki artıyor. Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomi çarkını yeniden döndürmeye hazırlanıyor ama hala sorunlar var. İşsizlik yükselirken özellikle Amerika'da zenginlerin serveti artıyor. Bilimle siyaset arasındaki çatışma devam ediyor. Bu yıl Ramazan biraz buruk. Nihayet resmi hasta ve ölü sayıları birçok ülkede sorgulanıyor. Cumartesi pazar yapmadığım için hafta sonundan da bazı şeyleri, bazı haberleri, başlıkları seçtim. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Türkiye COVID-19 ölümlerinde düşüş kaydetti. Time dergisinin bir haberi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarını yazmış. Ardına da Türkiye kayıtlı vaka sayısında dünya yedincisi diye belirtmiş. Yunuslar sokağa çıkma yasağından yararlanıp İstanbul Boğazı'nı keşfediyor. Euronews'ta var, Hindistan Televizyonu'nda var, ASD'de var bu haber. Türkiye'de gazeteciler yine tutuklanırken katiller salıverildi. Greek City Times. Türkiye yurt dışında zor durumda olan 60 binden fazla yurttaşını ülkeye getirdi. Middle East Monitor'dan bir haber, o da Anadolu Ajansı'ndan almış. Avrupa Birliği Konseyi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz faaliyetlerini sert bir şekilde kınadı. Arap News'un bir başlığı. Türk ekonomisi için riskler artıyor. El Cezire'den bir haber. Türkiye, Kuzeydoğu Suriye'de demografik değişim için çabalarını sürdürüyor. Aşark El Afsat. Erdoğan, Türkiye'nin sağlık yardımları bu hafta içinde Filistin'e ulaşacak. Middle East Monitor. Türkiye cezaevlerinden katilleri salıveriyor ama siyasi muhalifleri tutuyor. The Wire. The Wire Hindistan'dan. Türkiye'de 1000 yıllık bir İncil bulundu. İngiliz Daily Express gazetesinden. Libya ordusu Türkiye'nin Libya'daki ana üssüne saldırdı. Elmaslar. Türkiye Rus S-400'lerin aktivasyonunu erteledi. Radyo France International. Erdoğan, Trump'ı yumuşatmaya çalışırken, La Nouvelle Tribune, Fransa. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan salgını bölgesel ihtirasları için kullanıyor, Le Monde. Bu haberin spotunu da vereyim. Zayıflamakta olan İslamcı muhafazakar iktidar, Fatih Türkiye efsanesini canlandırıyor. Dün gitaristi, bugün terörist deniyor. Açlık grevindeki İbrahim Gökçek'in mektubunu yayınlamış Fransız L'Humanité gazetesi. Türkiye'nin Batı blokuna dönüşü henüz gerçekleşmiyor. İsrail Magazine'den bir başlık. Ermeni soykırımından 105 yıl sonra Erdoğan'ın Türkiye'si hala bir tehdit. Le Figaro. Türkiye'de açlık grevcisi sayısı artıyor. Le Courrier International. Türk dronları İdlib civarında ilk kez HTS'ye saldırdı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporundan. Salgın krizi Türkiye'de gıda güvensizliği korkusunu gündeme getirdi. El Monitor. Trump'tan Erdoğan'a olumsuz davranışlarıyla salgın döneminin en kötü liderleri. 9 liderin portresini vermiş Observer, bu Guardian'ın pazar gazetesi. Türkiye'de gerçek vaka sayısı 2 kat yüksek olabilir gibisi. Şimdi Batı'nın 6 büyük gazetesine geçiyorum. New York Times'dan başlıyorum. New York Times bir ihtimal dünyanın en büyük gazetesi. Sadece internette 4.7 milyon paralı abonesi var. New York Times'ın başlıkları. Bilim insanları testlerin bağışıklık konusunda sonuç verip vermediğini araştırıyor. 49 yaşındaki bir hasta 32 gün boyunca solunum cihazıyla nefes almaya çalışıyor. Dünyada salgın 200 binden fazla kişiyi öldürürken İtalya gelecek hafta kısıtlamaları hafifletme planı yaptı. Trump'ın dezenfektan teorisi başkanın çok azimli zekasını tartışmaya açtı. Bu çok alımlı zeka Trump'ın kendi zekası için söylediği bir söz. Trump için yalan söylemek süper güç olmak demek. Tünelin sonunda görünen ışık üzerimize gelen trenin farı mı? Global kriz.
Koronavirüs cezaevlerini vururken yüz binlerce mahkum salıveriliyor. Bütün dünya çapında bir derleme yapmışlar. Koronavirüsten ve Trump'tan sürü bağışıklığına ihtiyacımız var. Washington Post'a geçtim. Beyaz Saray, sosyal uzaklaşma aylarca sürebilir. Eyalet valileri iflası önlemek için kongreden yardım istedi. Lübnanlılar sokağa çıkma yasağına karşılar, çöken ekonomiyi gündeme getiriyorlar. Los Angeles Times. Kaliforniya'da binaların yoğun olduğu semtler vakti zamanında konut krizine çözüm idi. Ama şimdi koronavirüs geldi. Rusya vaka sayısında Çin'i geçti. Avrupa'ya geldik, Guardian. Başbakan Boris Johnson görevinin başına döndü. Yeni Zelanda en kötü dönemi atlattık dedi. Fransa, İtalya ve İspanya koronavirüs kısıtlamalarını hafifletmeye başlıyor. Madrid'de acil servisin ambulans çalışanlarıyla 24 saat. Hastaların ölümlerini izlemek zorunda kalıyoruz. Fransa'ya geçtik, Le Monde. Maske pazartesinden itibaren eczanelerde satılacak. Reanimasyon servislerindeki ölüm oranları resmi açıklamalardan en az %10 daha yüksek. Bilim kurulunun görüşüyle hükümetin planı arasında rahatsız edici çelişkiler var. Senegal'den Endonezya'ya Ramazan'ın ilk günü aynı tutku, aynı ortam yok. Fransa'da sol refah devletinin yararlarını yeniden keşfetti. Son gazetem Liberasyon'a geçtim. Bu pazar Fransa'da sadece 242 kişi öldü. Rekor. Liberasyon sadece tırnak içine almış. Kapakta başbakanın flu bir portresi var. Başlık. Kısıtlamaları hafifletme konusunda D planı arıyor. İlk ve ortaokulların açılması imkansız bir misyon. Brezilyalılar hastanelerde boş yatak kalmadığı için ya evlerinde ya da hastane kapılarında ölüyor. Kadına yönelik şiddette sokağa çıkma yasağı saldırganın stratejisine uygun. Medya. Aktardıklarınız için teşekkür ediyoruz Sayın Duran. İyi yayınlar.